Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam hocam. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Şükürler olsun elhamdülillah. Çok zindeyiz, çok iyiyiz. Şu kardeşlerimizle beraber elhamdülillah. Gerçekten güzel bir çalışma içindeyiz, mücadele içindeyiz. Bu mücadelede Allah Celle Celaluhu'nun yardımıyla iyi bir direnç geldi bize elhamdülillah. O dirençle beraber şükür olsun gidiyoruz. Rabbim inşallah devamını tamamını nasip etsin inşallah. Amin hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hocam Emri Bil Maruf'un asrın çalışması olarak nitelendirilen Emri Bil Maruf'un 3. günündeyiz. Bugün bizlere Emri Bil Maruf vazifesiyle ilgili gözlemleriniz, düşünceleriniz nerede hocam? Neler aktaracaksınız hocam bizlere? Bugün yine kardeşlerimizle beraber vaktinde vazifemize başladık. Elhamdülillah. Çok güzel çalışmalar yaptık. Özellikle gençler üzerinde bugün eğildik yani. Gençlerin şu önerisini çok gördük. Gençler normal şartlarda biz bütün bataklıklardan kurtulmak istiyoruz. Sıkıntılardan kurtulmak istiyoruz ama bir alışkanlık halimiz var. Bu alışkanlığı kurtulmak için elimizden bir tutanağa ihtiyacımız var. Evet. O yüzden dolayı bugün benim anladığım kadarıyla bütün cemaatlere, diyanete, bütün kanaat önderlerine, bütün hoca efendilere, bütün kardeşlerimize, herkese bu iş yani gerçekten ciddi işler düşüyor. Yani bu insanlar, bu gençler özellikle bir takım sıkıntılardan kurtulmak istiyorlar. Bir takım yanlış hareketlerden, oluşumlardan kurtulmak istiyorlar. Ama bunların kurtuluşunun tek çaresi anne babalar, ondan sonra öğretmenler, hoca efendiler, kanaat önderleri, cemaatler, diyanet, hepsi seferber olmalı, beraber olmalı. Bir elden hareket edilmeli. Beraberce hareket ederlerse, onların ellerinden tutarlarsa bu gençlerin kurtulacağına inanıyorum. Çünkü evet, öyle gördük burada yani. Hiçbir tanesi itiraz etmiyor, hiçbir tanesi karşı gelmiyor. Mutlaka hallerinden, hareketlerinden, çoğundan olumsuzsa, hayatında olumsuzluk varsa ondan kurtulmak istiyor. Ama kendi gayretiyle, kendi yapabileceği bir şeyi olarak değerlendiremiyor. İlla birilere sahip çıkması gerektiğini hissettik yani. Ama elhamdülillah hiç itiraz etmiyorlar. Son derece güzel karşılıyorlar. İnanın oturuyorlarsa ayağa kalkıyor, ayakta dinliyorlar. Böyle çok büyük bir saygı içinde gördük gençlerimizi. Halkımız bu işi gerçekten çok seviyor. En olumsuz denetlendirdiğimiz insanlar bile asla olumsuz davranmıyorlar. Ve çok başarılı bir şekilde işi takip ediyorlar. Yani yeter ki sen bu işi siyasete sokma. Yeter ki sen bu işi maddeye sokma. Siyasete maddeye sokmadan takdirde bu halk seni gerçekten benimsiyor, seviyor ve baş tacı ediyor. Bir de bugün çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. TMTV ekranlarından bizi takip eden çok güzel insanlarla yine karşılaştık. Bazı hoca efendilerle karşılaştık yine. Onlar da bize hak helalliği istiyorlar. Çünkü hakkımızı biraz ileri geri yapmışlar herhalde. Onlar da bize hak helalliği istiyorlar. Tabii bize estağfurullah, bize de söz konusu değil elhamdülillah. Hakkımızı tabii ki onlara ne olacak? Helal hoş olsun. Ama ve lakin yani baktım ki insanlara ön yargıyla baktırmışlar, sıkıntıyla baktırmışlar. İnsanlara yanlış bilgilendirme yapmışlar. İnsanlar yanlış tanıma meselesinde. O yüzden halkımızı uyandırıyoruz. Buradan söylüyoruz. Mutlaka ön yargılı olarak kimseye bakmayın. Kimseye kesinlikle ön yargılı olarak muamele yapmayın. Araştırın, evet, inceleyin. Yoksa diğer türlü husrana uğrar insan, Allah muhafaza edip pişman olur. Bir hoca efendi, tabii biz camisinde görünce, öğle namazında camisinde görünce o kadar mutlu oldu ki, niye? Yani çünkü beni nereden bulacak diye düşünüyor. Ayağına kadar gelmişiz. Tabii kendisine yanlış bilgiler vermişler hakkımızda. Sonra işi öğrenmiş, anlamış, her şeyi çözmüş ama tabii nereden bulacak bizi? Orada bizi görünce ne kadar sevindi elhamdülillah. Biz de tabii çok mutlu olduk. O yüzden dolayı yani şunu anlıyorum. Müslümanlar arasında kesinlikle fitne sokmamak lazım. Müslümanları birbirine asla ayırmaya çalışmak lazım. Müslümanlara birlik, beraberlik, kardeşlikler zamanı. Şu anda Müslümanların mutlaka tek vücut olması zamanı. Allah'ımızın ifadesiyle وَلَا تِنَازَوْا مِنَازَا düşmeyin. Çekişmeyin diyor Mevla Teala. Çekişmeyin diyor. Çünkü fetiş evet de belge hukum masbiru. O zaman diyor Mevla Teala gücünüz gider, rüzgarınız gider, hatta devletiniz gider buyuruyor Mevla Teala. O yüzden dolayı burada onu gördük yani. Eğer birlik olunursa, beraberlik olunursa, yani o cemaat, bu cemaat, şu hoca, bu hoca, işte şu diniyet, bu diniyet, böyle değil de hep birlik olunmuş olsa Türkiye inanın var ya, bir anda ayağa kalkar yani elhamdülillah. İnşallah. Şu anda çünkü halkımızın müsaaden...
Biz sizin emri bil maruf vazifelerinizi tabii ki arkadaşlarımız hep uygulamaya çalışıyorlar, yakından takip ediyoruz. Bir caddeye girdiğiniz zaman yani hiçbir kapıya boş bırakmadan devam ediyorsunuz. Herkesle hasbihal etmeye, muhabbet etmeye, onlarla dertleşmeye çalışıyorsunuz. Böyle kahvehaneler veya işte alkol satan yerler veya işte parklarda, bahçelerde böyle hani uyuşturucuya bağımlı olmuş gençlerle karşılaştığınızda durum nasıl oluyor hocam? Biz normal şartlarda biliyorsunuz bir ilçeye girdiğimizde hiç sıra ayırmadan yani neresi gelirseniz hiç fark etmez saymış olduğunuz her yere kapısında da olsa illa karşılığı çağırıyoruz. İlla orada tebliğimizi yapıyoruz. Bazı yerlerde biliyorsunuz uygunsuz olmaları hasebiyle selam direkt veremiyoruz. Ama şöyle diyoruz, selam vermeden geçmedik, geçmeyelim diye başlıyoruz. Aslında normalde direkt selam vermiyoruz ama selam vermeden geçmeyelim diye başlıyoruz ifadeye. Evet. Orada da aynı şekilde anlatıyoruz yani. Kesinlikle maddi siyasi bir amaçla gelmediğimizi anlatıyoruz. İlla ibadetlerinize Allah'ın vermiş olduğu nimetleri Allah'ın zelicilerine vermiş olduğu sıhhati, afiyeti yanlış yerlerde kullanmamamız gerektiğini, güzel bir şekilde onunla Allah'ımıza teşekkür etmemiz babında da namazlarımızı kılmamız gerektiğini anlatınca inanın neresi olursa olsun kesinlikle karşı gelmiyorlar. Yani saymış olduğunu tek tek hepsini dolaşıyoruz. Hepsini. Evet. Bazı insanlar mesela alkol satma özellikle buralardaki yerlerde insanlar bakın yine bugün bayağı kişiyle karşılaştık. Kendisi sigara içmiyor. Kendisi alkol kullanmıyor ama satıyor. Hocam bu işe bir düştüm de bir daha kurtulamıyor. Çok söz alıyoruz. Yani o işi bırakmak hususunda çok söz alıyoruz. Evet. Hatta onlara şöyle bir ifade kullanıldı bugün arkadaşlarımızın bir tanesi. Şu ifadeyi kullandı. Bakın 3,5 milyon insan Suriye'den geldi. 3,5 milyon insan Suriye'den geldi. Bu insanlar en neticede Türkiye'de yemek buluyorlar, içmek buluyorlar, her şeyi buluyorlar. Allah onların rızkını verdi. Sana Allah rızkını vermez mi? Sen zaten kabiliyetli insansın, kaliteli insansın, seveceğin insansın. Söz verdi. Söz verdi. Bu işi bırakacağını söz verdi. Elhamdülillah. Maalesef. Yani şunu demek istiyorum. Bazıları da körü körüne düşmüş ama oradan kurtulamıyor. İşte hep bunlara bir çare lazım. Aslında normal şartlarda buradaki hoca efendiler, yani imamlar olsun, hoca efendiler olsun, bu işi sevenler olsun gerçekten hakikaten devamlı esnafı dolaşmış olsa inanın bu esnaf çoğu hatalarından, eksiklerinden vazgeçecek yani. Öyle bir haldeler elhamdülillah. Çok büyük saygı gösteriyorlar, çok büyük sevgi gösteriyorlar. Bunu çok gördük elhamdülillah. Rabbim inşallah tamamını ermeye nasip etsin. Ama anladım, kesinlikle olumsuz davranan yok. Bakın saymış olduğunuz yerler tek tek yani hangi kahve olursa olsun veya işte içki içilen yerler şundan nelerle karşılaşırsa karşılaşalım. Her yerde kesinlikle olumsuz. Yeter ki sen yaklaşımını güzel yap. Yaklaşım çok önemli. Yani öyle ters var yaklaşıma asla müsaade yok zaten. Buna da biz müsaade etmeyiz yani. Kesinlikle hoş var. Yani dikkatli bir şekilde onlara ne yapacaksın? Yaklaşımını göstereceksin. Özellikle zaten baştan da bazı ifadeleri kullandığında onlar zaten rahatlıyorlar. Zaten maddi bir amaç olmadığını duyunca, siyasi bir amaç olmadığını duyunca millet bir rahatlıyor. Ondan sonra çok rahat dinliyorlar elhamdülillah. Yani çok başarılı bir muharif oldu. Bütün Türkiye'deki arkadaşlarımla görüşüyorum. Tek tek görüşüyorum onlarla. Bakıyorum hepsi elhamdülillah bu sene çok mutluyuz yani. Her sene mutluyduk ama bu sene gerçekten bir zirveye yakaladık. Şükür olsun. Ben tekrar ediyorum halkımızın yani zaten halkımız elhamdülillah Müslümandı ama bu artık İslamiyet'ini hissettirmeye başladı halkımız elhamdülillah. Rabbim inşallah. Hatta camilerde burada çok dikkatimi çekti. Camilerde gerçekten güzel genç kadrosu aldı. Halk gerçekten camileri dolduruyor. Yani namaz kılanların sayısı çoğaldı yani elhamdülillah. Bir de şu çok dikkatimi çekti. Bunu da söylemek istiyorum. Sakal bırakanlar da çoğaldı. Ya ama bu sakalı tabii bilmiyorum ne niyetle bırakılan. Biz tabii herkesi sünnet kabul ediyoruz açık söyleyeyim. Yani. Çok sakallı var maazir abla yani. Bayağı yaygınlaşmış bu sakal yani elhamdülillah. Ha, ama ne niyetle bırakılan meselesi beni ilgilendirmiyor. Biz sünnet olarak baktırıyoruz insanlara. Ama gerçekten ciddi bir sakal. Evet hocam. Amin. Gayet de güzel artık inşallah. Amin. Bütün Fatih Medresi ekibine, FMDV ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı hakikaten olsun. Hakikaten FMDV'yi burada çok hissettik elhamdülillah. Bir aile olarak hissettik. Halk bunu benimsemiş elhamdülillah. Rabbim inşallah devamını tamamını sevilsin. Her türlü sıkıntılardan muhafaza edilsin inşallah. Amin hocam. Kıymetli hocam, camiamızın güzide hocalarından aynı şekilde Şehit Ali Hızır Ali Muratoğlu hocamızın da şehadetinin 19. yıl dönümü bugün. Onu da rahmetle anıyorsunuz. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Rabbim Hızır hocamızı şefaate nail etsin inşallah. Amin. Hızır hocamız gerçekten son derece kıymetli,
zühd sahibi, büyük alim, büyük bir insandı elhamdülillah. Rabbim onu tanımak, tanıttığı için bize zaten, sırf onu tanımanın şerefine nail olduğumuz için Rabbime sonsuz şükürüyoruz elhamdülillah. Efendi Hazretimiz Kaddesi Allah'a sırrının biriciydi o, biriciydi. Bir defasında Efendi Hazretimizle beraber bir nikaha geçmişler. Efendi Hazretimiz çok, çok, çok kalabalıktı diyor, rahmetli kendisi anlatıyor. Çok kalabalıktı diyor. Çok kalabalık Efendi Hazretimiz olmuş, kaç kişilikler var? Bir kişilik var demişler Efendi Hazretimiz'e. Biz Hızır'ımla o bir kişiliklere sığarız buyurmuş yani. Böyle Efendi Hazretleri'ne son derece aşık, son derece muhabbetli, hem damadı hem gerçekten Efendi Hazretleri'nin hakiki muhibbanı, hakiki müridanı. Hatta Efendi Hazretimiz onun için 36. müşahı yazabilirsiniz. Yani o şekilde ciddiyetle olaya sahip çıkmış çok kıymetli bir hocamızdı, Allah rahmet eylesin. Biliyorsunuz caminin içinde kendisini şehit ettiler. Cami içinde menfur bir saldırıya uğradı. Son derece sıkıntılı bir saldırıya uğradı. Ve cami içinde şehit oldu. Ama zerre kadar kendisinde böyle, zerre kadar, dikkatimin üzerinde duruyorum, zerre kadar kimseye karşı, zerre kadar bir yanlış olmayan, her şeyle mükemmel, kaliteli, mükemmel bir insandı. Rabbim inşallah ahirette beraber desin inşallah. Amin. Efendi Hazretimiz Kaddesi Allah'ın Resulü'nün her daim gerçekten takipçisiydi. Her daim Efendi Hazretimiz'in peşinden giden kıymetli bir hocamızdı. Tabii Rabbim öyle hocalar, öyle hocalar. Bir de çok feraset sahibiydi. Feraset sahibi. Yani gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Bütün camiye olarak buna ihtiyacımız var. Yani olay anlatıldığında, kendisi bir olay anlatıldığında, anlatını dinleyerek değil, kesinlikle, mutlaka iki tarafı dinleyerek hareket etmeyi çok severdi. Bu çok önemli. Hatta tek taraflı asla dinlenmesini ne yapmazdı, kabul görmezdi. Bu çok önemli. Çok büyük ihtiyacımız var buna. Bugün bütün camianın, hocalarının en büyük ihtiyacı olduğu konu, kim olursa olsun açık ve net söylüyorum yani. Çok önemli. Hazır hocamız, Allah rahmet eylesin, mutlaka çift tarafı dinlerdi. Mutlaka. Tek tarafı asla dinlemeyi sevmezdi. Ben bunları defalarca şahidim. Birkaç defa bu konuyla alakalı ne yapılmıştı? Yüz yüze getirilme olayları olmuştu. Ben tek tek ismini sayabilirim. Ama şu anda gerek yok. İşte en büyük feraset budur zaten. Yani tek tarafı dinleyip de değil, iki tarafı dinleyerek hareket etmek. İki tarafı dinleyerek ortaya hakemle ona göre ortaya koymak. İki tarafı dinleyerek gerçekten hakkı ortaya koymak. Kesinlikle haktan asla taviz vermezdi. Asla. Hak neredeyse oradaydı. Hiçbir şeyden etkilenmezdi. Öyle kalkıp da birilerinin gazına geleyim, birilerinden etkileneyim, bilmem, birisi beni bir yere sürüklensin, mümkün değil, olamaz öyle bir şey yani. Böyle son derece kaliteli, son derece başarılı, her şeyle kaliteli, örnek bir insandı. Rabbim şefaate nail etsin inşallah. Kendisine rahmet eylesin inşallah. Kendisine çok büyük istifadeler ettik elhamdülillah. Gerçekten hocamızdı. Başımızın tacıydı. Hocamızdı. Çok kıymetlimizdi bizim o. Şehadeti bizim için gerçekten son derece, tabii şehadet şehit olması gerçekten kıymetli ama tabii bizim onu kaybetmemiz, bizim ondan istifade durumumuzun azalma durumunda insan ister istemez tabii çok büyük etkilendik. Ama elhamdülillah inşallah inanıyoruz ki ahirette beraber olsun inşallah. Çünkü bir defasında açıkta beraberdik 98 açında. 25 gün aynı odada beraber kaldık açıyoruz. 25 gün. Bir defasında cuma namazına çıktığımızda bir şemsiye altında beraber cuma namazı kılacağız. Hocam dedim, bak burada dedim Beytullah'ta şemsiye altında beraberiz. Ahirette de mahşerde de beraber olmak istiyoruz deyince, inşallah dedi, hep beraber Efendinin şemsiyesinde beraber olacağız. Dedi. Hep beraber Efendinin. Hiç kendisine bir şey vermiyor. Hiç kendisine bir varlık vermiyor. Efendi Hazretimizin bir şemsiye altında diye beraber olacağız inşallah diyor. İnşallah. Elhamdülillah. Rabbim inşallah kıymet bilmeyi hepimiz nasip etsin. Amin. Tekrar kendisine Mevla Teala fevkat tecelliler nasip etsin inşallah. Ahiretinde beraber etsin inşallah. Amin hocam. Size de teşekkür ediyorum Hızır hocamızı tekrar andığınız, yad ettiğiniz için de. Elhamdülillah çok duygulandım, çok memnun oldum. Hakikaten tekrar o duygularım tazelendi. Hocamı tekrar hatırlama güzelliğine elhamdülillah ulaşmış olduk elhamdülillah. Rabbim inşallah şefaatine nail etsin inşallah. Amin. Mevla hepinizden razı olsun inşallah. Geceniz mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz.